Çamlıdere kaçkınlarının yolculuğu devam ediyor. Ayrılıklar da sevdaya dahil demiş Ozan. Değerli dostlar, bütün tepkileri göz alarak müstakil ev yaşantısının zorluklarını, olumsuzluklarını, zor yanlarını gösteren videolar çekmeye başladık. Bu 6. videomuz. Bugünkü konumuz Talip ile Sunan'ın yani Çamlıdere kaçkınlarının tabiatla imtihanı. Müstakil ev yaşantısının inanılmaz güzellikleri var. Olağanüstü olumlu yanları var. Sağlığı etkileyen, morali, motivasyonu güçlendiren, paha biçilemez bir yaşantı, kırsal yaşam, köy yaşantısı. Ancak işte ayrılıklarda sevdaya dahil bir de zor yanları var, güç yanları var, olumsuzlukları var. Biz günlerdir bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani metiyeler dizmek tamam, güzel anlatmak, olumlu güzel yanları göstermek çok iyi. Ancak bunlara inanıp, bunları duyan, bunları izleyen insanlar bu yaşantıya balıklama daldıktan sonra başına bir şeyler geldiğinde ya bize bunları niye söylemediniz demesinler diye biz kolları sıvadık, biraz da tepkileri göze alarak işte bu olumsuzlukları günlerden beri anlatıyoruz. Çok olumlu tepkiler de oldu, olumsuz tepkiler de oldu ama bize şöyle yansıması oldu. Abone sayımız gerçekten çok arttı. İzlenmelerimiz arttı. Görüntüleme sayılarımız arttı. Bu da bizi çok memnun etti. Doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. O yüzden bu video çekimine devam edeceğiz. Ancak bir sitemiz var. Bir de uyarımız var. Şöyle. Şimdi bizi izleyenler biz raporlardan görüyoruz. Yani %70'i giriyor bakıyor böyle nasıl söyleyeyim? Hap bilgiler arıyor. Yani hemen hayatın anlamını bulmak ister gibi biz böyle cümleleri uzattıkça ya bu herhalde lafı çok uzatıyor deyip geçiyor. Yani izleyenlerimizin %70'i videolarımızı ya sardırarak, ileri alarak işte başına sonuna bakıp izliyor çıkıyor. Ama %30'u gerçekten de başından sonuna kadar izleyip bize yorumlar yazıyor, eleştiriler yöneltiyor. Bu da bizi memnun ediyor. Bunu niye söylüyorum? Bunu şundan söylüyorum. Yani bizim bu anlattığımız şeyleri maalesef biz böyle cümlelerle uzun uzun anlatmak zorundayız. Yani size çok böyle Instagram'da olduğu gibi 3 tane 5 tane bilgi verip 5 dakikada hayatın sırrını anlatma pozisyonda değiliz. O yüzden yaşadığımız her şeyi satır satır, kalem kalem böyle başlıklarla anlatmayı tercih ettik. Bizi bu şekilde izleyenlere de teşekkür ederiz. Bizlere verdikleri değerden ötürü, yazdıkları yorumlardan ötürü. Bunlar çok kıymetli. Çünkü biz de buraya geldik, beklentiyle geldik. Yani bu müstakil ev yaşantısına, köy yaşantısına. Bir çok fazla da araştırma yapmadık. İşin doğrusunu söyleyelim. Yani böyle bizim şu an anlattığımız bu bilgilerin çoğunu biz sorgulasaydık belki bu işe soyunmazdık. Ama bir de şu yönü var. Bir taraftan da soyunmak zorundaydık. Yani sıkıntılarımız vardı. En başta sağlık problemlerinden dolayı bu müstakil ev, köy yaşantısı, işte kırsal yaşamı tercih etmek durumunda kaldık. Yani bizim için neredeyse bir zorunluluktu. Bir sağlık problemim var. Hani doktor tavsiyesi gibi benim gelip stresten, sıkıntıdan, şehir yaşantısından uzak bir yaşantıyı seçmem gerekiyordu. O yüzden de pandemi dönemi zaten bunu tetikledi diyelim. Bizi biraz daha kırbaçladı. Hemen bu işe soyunduk, girdik. Ancak şimdi anlatmayacağım. Başka önceki videolarda anlattığım, ileride de daha detaylı paylaşacağım nedenlerden ötürü bizim bu ev işi yarım kalınca başka sıkıntılar yaşamaya başladık. Yani buraya şifa bulmaya geldik. Yani burası bizi rehabilite edecekti. Hem moral, motivasyon, temiz hava, orman havası, buranın suyu da güzel. Suyu bize ilaç olacaktı. Yani biz bugüne kadar antidepresan kullanmayan bir aileyiz. Yani kapıdan içeri sokmadık. Hiçbirimiz ilaç içmedik. Yani ilaçsız bir yaşamı tercih ettik. O yüzden de önceki videolarda anlattığımız gibi yani burada da bahçede de evin içinde de dışında da ilaçsız, pestisitsiz, zehirsiz bir yaşam peşindeydik. Onun için buralara geldik. İşte bunları yaşarken bir de olumsuzluklar var. İşte bu olumsuzluklardan biz etkilenip, zorlanıp acaba kaçacak mıyız? O tekrar şehir yaşantısına mı geri döneceğiz? Yoksa burada direnip
bu olumsuzluklara rağmen, zorluklara rağmen, güçlüklere rağmen Sunay'la beraber bunların üstesinden gelip burada kalacak mıyız, devam edecek miyiz? İşte bu videolarımızın sonunda belli olacak. Biraz da sizin desteğinizle, sizlerin bize gösterdiği ilgiyle, yani bu film nasıl bitecek? Biraz da size bağlı. Biraz da bize bağlı. Biz şu an hala şey yapıyoruz. Düşüyoruz, kalkıyoruz, düşüyoruz, kalkıyoruz, devam ediyoruz. Hem kanalımızı yeniden bir ayağa kaldırmaya çalıştık. 2-3 ay hiç video çekemedik. Onu başka bir videoda anlatacağım. Bir parantez içinde yine söyleyeyim. Şu an görüyorsunuz Suna ortalıklarda yok. Sıkıntıları var. Niye gelmiyor buraya? Onları işte o sonraki videolarda anlatacağım. Niye video çekemediğimiz videoda onları da sizlerle paylaşacağım. Yani burada ortalık toz duman. İşin açığını söyleyeyim. Şu an ben sadece bir muhasebe yapıyorum. Son 2-3 ayın muhasebesini yapıp sizlere yaşadığımız şeyleri tek tük çektiğim videolarda aralara koyarak paylaşmaya ve anlatmaya çalışıyorum. O dönemde çünkü neredeyse hiç video çekmedik. Hepsinin işte sebebi var. Şimdi tekrar video çekmeye başladık. Kusura bakmayın, böyle uzun uzun anlatıyoruz. Bazen dinlemek zor olabilir. Bazen aceleniz vardır, işiniz vardır. Bu kadar beklemeyebilirsiniz ama sizden ricamız, bir sıkıntınız var ise, bir hedefiniz var ise, bir şeylerin peşindeyseniz, bir şeyler arıyorsanız, bir arayış içindeyseniz bizim gibi, lütfen bizi takip edin. Bizim söylediklerimize, benim anlattıklarıma lütfen kulak verin. Hem bizi destekleyin. Bize yorum yazın. Bizim videolarımızı paylaşın. Bakalım kervan nereye gidecek? Müstakil ev yaşantısını, köy yaşantısını anlatan bu video serisinin 6. videosunda bu börtü böcek olaylarını anlattıktan sonra birkaç şey daha var. Yani buranın zorluklarını anlattığımız videolarımız daha olacak. Onları da lütfen takip edin. Sizden ricamız. Orada da çok önemli ayrıntılar var. Yani aralarda, satır aralarında yakalayacağınız şeyler var. Çok eskiden bir laf vardı. Bir kitap okudum, hayatım değişti diye. Ben belki yüzlerce kitap okumuşumdur. Çok roman, hikaye, işte bir araştırma, tarih, siyaset, ekonomi, her türlü kitap okudum ama neredeyse hayatın anlamını yine YouTube'da bir videoda iki cümlede buldum. Ondan sonra hayatımız değişti. Onun için bu çoğu insanın küçümsediği, belki izlemekten kaçındığı, işte hiç abone olmaya gerek duymadığı, bizim gibi Çamlıdere kaçkınları gibi böyle kanalda belki sizin şimdiye kadar aradığınız ama bulamadığınız bir kelime, bir cümle, bir paylaşım sizin hayatınızı değiştirebilir. Size bir motivasyon olur. Sizi bir tetikler. Mutlaka sizin işinize yarayacak bir şeyler burada vardır. Şimdi burada bitireceğim. Sunay'la Talip burada yaz boyu börtüyle, böcekle, yılanla, çıyanla, her türlü mahlukatla neler yaşadı, size onları anlatacağım. Ah arılar, arılar. Ah anılar, anılar. Şimdi gözümde canlandılar diye. Biz yaz boyunca ah arılar, arılar dedik. Bu arılarla günlerce, aylarca cebelleştik burada. Müşteri olduğumuz bir şey vardı. Bir tanesinin kılına zarar vermedik. Çünkü bunların kıymetini biliyoruz. Arılar yok olursa hayat yok olur. Şimdi neler yaşadık arılarla size bir anlatalım. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Buraya gelmeden önce arılarla ne yaşayacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. İki tane problemimiz var. Bak hemen onlarla ilgili konuştuğumu anladı ya. Hemen kulağıma kadar geldi. Çok konuşma dedi. Allah'ını severseniz şunun tatlılığa bir bakın. Şunun tatlılığa bir bakın. Şimdi ben arıları anlatırken geldi araya girdi. Gel de bunu çekme. He? Küçük. Gel gel gel. Gel.
Allah'ını severseniz şunun güzelliğine bir bakın. Cücük, bekle sana peynir vereceğim, tamam mı? Bekle. Buraya gelirken yanımızda iki şey daha getirmiştik. Suna fobilerini getirdi, ben takıntılarımı. Zaten amacımız bu fobilerden, takıntılardan, vesveselerden, kuruntulardan, kaygılardan kurtulmak, sıyrılmak, burada şifa bulmaktı. Ama bizi burada nelerin beklediğini de bilmiyorduk. Yani dedik kervan yolda düzelir, yaşayıp görürüz. İşte ilk yaşadığımız şey bu arılar oldu. Benim takıntılarımın içinde bir arı tarafından sokulma korkusu var. Bundan 15 yıl önce falan bir yaşadım. Acillere falan gittim. Yani genel anlamda böyle bir şeyim var. Bir korkum var. Burada küpeli videolarını izlerseniz benim bir küpeli gibi bir hayvanla dostluk kurmam, onunla bu kadar yakınlaşmam. Bu arada bir can daha geldi. Suna burada olmadığı için biliyorlar Suna burada yok. Bunlar gelip gelip gidiyor. Ben bunları besliyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. İşte benim gibi takıntılı bir insanın burada hayvanlarla, diğer canlılarla bu kadar yakınlık kurması zaten eşyanın tabiatına aykırıydı. Çünkü ben çıplak elle mesela küpeliğe hiç dokunamadım. Neredeyse bir yıla yakın burada kaldı. Bir eldiven takıp öyle seviyordum. Nedeni de şu, hani öbür videonun başında söyledim, bir rahatsızlığım var. İki defa direkten döndüm. Yani sıkıntı yaşadım. Bir bakteri, mikrop, virüs, mantar vesaire, yani buna benzer bir şey benim vücuduma girer, karaciğerime zarar verir ve finito. Yani benim işim biter diye kaygılarım olduğu için hem beslenme konusunda çok aşırı titizim. Hiçbir yerde hiçbir şey yemiyorum dışarıda. Burada inşaat boyunca 5-6 ay boyunca mesela hatta inşaatın uzadığı o süreçte dahil neredeyse bir yıla yakın ben sadece evde kahvaltı yaptım. Geldim burada bir tane muz yedim. Sadece getirdiğim kendi suyum vardı. O suyu içtim. Yani dışarıda su içmem. Dışarıda meyve yemem. Dışarıda yemek yemem. Dışarıda şunu yemem, bunu yemem. Her şeyi evde yiyorum. Gidiyordum akşam yemeği yiyordum. Yani her gün gelmesem de dahi haftada diyelim 4 gün inşaata geliyorum. Bu 4 gün, 5 gün boyunca bu şekilde yaşıyordum. Yani dışarıdan herhangi bir şeyi kapmamak için çok steril yaşamak zorundaydım. Bunu uzun süre devam ettirdim. Bir sonradan şeyler oldu, aksamalar oldu. Onları da ayrı bir videoda anlatacağız. Ve bugüne kadar gelebildik. İşte buraya gelgitlerle yerleşmeye başladıktan sonra da bu arılarla maceralarımız başladı. Arılarla bu kadar yakınlaşacağımızı, bu kadar bizimle birebir temas halinde olacaklarını tabii tahmin etmiyorduk. Öyle olunca şu arkada görmüş olduğunuz kamerya da bizim için, yani Suna'da da hani hem fobi var, o da hayvanlardan korkuyor, arıdan da ödü patlıyor ve yanına yanaşması halinde kıyameti kopartıyor. Eve girdiğinde de zaten feryat figan ediyor. Talip koş arı var diye. Hemen bir operasyon yapıyoruz. Arıyı çıkartıyoruz. Yani öldürmüyoruz. Sonuç itibariyle o korkuyor. Ben korkuyorum. Ben sokacak diye ödüm patlıyor. O zaten gayri ihtiyari hayvanlardan kaçıyor. İşte bu şeyde kameraya da bir sürü şey denedik. YouTube'dan bir şeyler arıları kovma sesi var. Onları açtık. Bazen işe yaradı, bazen yaramadı. Ondan sonra kahve telveleri yaktık. Yani kahve yaktık, tabaklara koyduk. Ortalık toz duman. Onların hiçbir videosunu çekemedik bu ara. Aklımıza gelmedi. Yani her taraf o kameranın her yanı böyle duman içinde. Biz kahvaltı yapmaya çalışıyoruz. Zaten bir öğün yemek yiyoruz ikimiz de. Yani burada bir 12'de bir de bir kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra dükkanı kapatıyoruz. Akşam belki atıştırmalık böyle yoğurt falan bir şeyler yiyoruz. Onun haricinde
Dışarıda da bir şey yemiyoruz. Yani bir yerlere hadi gidip yemek yiyip gelelim. Tek şeyimiz, beslenme kaynağımız bir kahvaltı. Ve onu da işte burada yapalım ya da şu balkonda yapalım dedik ama yaz boyunca bize işte arılar göz açtırmadılar. Bu kahvaltılarda çektiğimiz çilenin haricinde de ben bu bahçeyle falan uğraşırken işte şuna da ara ara yanıma geliyordu. Onun da niye çok gelmediğini bir sonraki hayvan şeyimizde anlatımımızda sizlerle paylaşacağım. İşte burada ben bunları bu toprağı çapalarken, işte kazarken, ne bileyim ekim yaparken, dikim yaparken sürekli bir, iki ya da üç arı etrafımda. Arılar uzaklaştırıyorum, bu sefer sinek de geliyor, kulaklara giriyor. Bir de sürekli burnuna girmeye çalışan sinekler var. Ufak ufak bunlar sürekli böyle sümkürmeniz lazım yani. Yoksa gelip burnuna giriyor, işte göze geliyor, kulağa girmeye çalışıyor. Ve etrafında sürekli dönen bu arılar. İşte en son çare, hani en son da söyleyecektim, şimdi söyleyeyim. Bu çareleri bulduk. Getirip buralara kavunlar, karpuzlar, kabuklar, bir şeyler koyuyorduk. Bir kısmı çoğunluğu buraya geliyor ama yine oraya şey olanlar var. Nasıl söyleyeyim? Görevlendirilmiş arılar var. Onlar masadan başka bir yere gitmiyor. Yani 20-30 tane bazen geliyor. İşte 15'ini 20'sini buraya çekersek, bu varilin üstüne bir şeyler koyuyoruz. Yine geri kalan kısım oraya geliyor. Yaz boyunca bunlar sürekli eve girmeye çalıştı. İşte balkona geliyor. Kameraya da sürekli etrafımızdalar. Özellikle ben daha çok dışarıdayım diyelim. Günde 5-6 saat, 7 saat dışarıdayım. Kömürlüğün kapısını açmaya gidiyorum. Orada iki tane arı. Dışarıya gidiyorum, işte arabadan bir şey getireceğim ya da el arabasıyla toprak getiriyorum, çekiyorum çalışırken. Sürekli başımın üstünde etrafımda, yani böyle görevlendirilmiş gibi, yani şu an saat diyelim 6 oldu, 7 oldu, 8 oldu. Bunların ne bir mesaisi var, yani ne mesaileri bitiyor. Sabah sen bahçeye çıkıyorsun diyelim 7'de 8'de, onlar zaten burada. Tek güzel tarafı şu arkadaki işte bütün şeyleri, döllenmeleri tabii ki onlar yapıyor. Yani oradan oraya, oradan oraya uça 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 bu şeyleri, polenleri dağıtma sayesinde bütün sebzelerimiz ne oldu? Tabii büyüdü, işte çiçek açtı, meyve oldu vesaire. Ama bize de neredeyse yaz boyunca göz açtırmadılar. Yani elimde diyelim keserle işte bir şey yapıyorum. Odunla ilgili işte tamirat yaptık, bilmem ne yaptık. Keser alıyorum, kesere konuyor. Diyelim küreği aldım, küreğe konuyor, elime konuyor. Yani inanılmaz bir psikolojik baskı gibi böyle. Yani ya git diyorsun, gitmiyor. İşte kovalıyorsun. Bir de hani öyle bir şey okudu, sunu dedi ki çok hareket edersen daha fazla geliyormuş falan diye. Sabit duruyorsun, gelip bu sefer bir yerine konmaya çalışıyor. İşte boynuna, boğazına, kafana, gözüne. Yani sonuç itibariyle daha fazla uzatmayayım. Yaz boyunca arılarla köşe kapmaca oynadık ama şeyi kaptırmadık. Yani bu saate kadar bir arı sokmadı, şükür. Şey yaptık, kendimizi koruyabildik. Suna da bir sıkıntı yaşamadı. Ama bize bütün bir yazı zehir ettiler diyebiliriz çok rahatlıkla. Yani sonuç itibariyle eğer ki sizin de böyle bir takıntınız var ise, arıdan korkuyorsanız, börtüden, böcekten, işte sinekten, eşek arısından vesaire, yani ödünüz patlıyorsa bu burada size büyük sıkıntı yaratacak, haberiniz olsun. Bunu nasıl aşarsınız, buna nasıl çözüm bulursunuz bilmiyorum. Bir önceki hani videoların birinde söylemiştim, yani bununla, bu sorunla beraber yaşamayı öğrenmek zorundasınız. Şu an biz de bir şekilde bu tarihe kadar getirdik. Ve şöyle düşünüyoruz. Milyonlarca insan hani kırsal yaşamında, köy yaşamında binlerce yıldır bu hayvanlarla beraber yaşıyor. O yaşantıları sürdürüyor, sürdürmüş. Kıyamette kopmamış. Mutlaka sıkıntılar olmuştur ama biz de bu şekilde
bu noktaya kadar getirdik. Bundan sonra da götüreceğiz. Yani arıları kovalım, öldürelim, buraya girmesinler. Yani öyle bir şey yok. Onlarla beraber yaşayarak onlarla bu toprağı, bu doğayı, bu bahçeyi paylaşarak bu yaşantı devam edecek. Haberiniz olsun. Yani buradaki vermek istediğimiz mesaj bu. Böyle bir sıkıntı var. Sizin de başınıza gelecektir. Geldiğinizde de bunlarla yaşamayı öğreneceksiniz. Şimdi birkaç tane video ekleyeceğim. Yani birebir bu hafta içinde çektiğim, bugünlerde çektiğim videolar var. Arılar sizi nasıl taciz ediyor, neler yapıyor. Ondan sonra ikinci hayvana geçeceğiz. Başka burada hangi börtü böcekte ne sıkıntılar yaşadık? Şimdi Suna burada olsaydı, "Talip, arı!" diye bağırırdı. Ben arı mıyım diye espri yapardım. Hemen koşarak geliyorum. Mücadele başlıyor. İşte davetsiz misafir. Sineklik olmasına rağmen girdi. Nereden girdi? Nasıl girdi? Nereye gitti? Muamma. Bu sinekliğe rağmen nasıl giriyor bunu daha çözemedik. Adı üstünde buna sineklik denmiş. Yani sinekler giremez diye sineklik denmiş. Arılar girebilir. Arı da arılığını yapmış girmiş. Şimdi çıkartma operasyonu. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Buradaki şiarımız hiçbir canlıya zarar vermemek. Geldiği gibi gitsin diyoruz. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Öldürmeden, zarar vermeden. Hadi. Evet, başardık. İşte günde birkaç defa başımıza gelen arılarla dans bu. Kurtlarla dans başladı. Buradan gelip cebime girmeye çalışacağım. Bak. Hop. Bir de şimdi takla atıyor. Kafayı uzatıyor, dalıyor. Halbuki of, ne valeyi koydum. Kovun kabukları. Bir kısmı burada. Buradan haberi olmayan bizim masada. Hop! Hop! Alo! Sarhoş gibi böyle. Daha bir de cebime girmeye çalışanlar var. Kadro gittikçe genişliyor. Oo! Yani daha ben bir çatal vurmadan hepsinin tadına baktılar. Hepsinin bir o tarafa gitmesi lazım. Varilin olduğu yere. Asıl teşkilat orada. Hop. Bir taraftan da sağına soluna girmeye çalışıyorlar. Cebime girmeye çalışanlar. Koltuğumun altına.
Evet. Bahçede, kamelyada kahvaltı keyfi. Müstakil ev. İşte müstakil evde. Bahçede kahvaltı keyfi. Bu. Bak bir tanesi de şeyin içine düştü. Çıkabilecek mi bakalım? Düşmüş kendine biraz. Kavun suyu içeyim bari. Hop. Daha ben ne anlatayım size? Her şey ortada. Tam nihayet arılar çekildi. Ben de çayımı doldurdum. Şöyle rahat rahat bir çay içeyim diyecektim ki diyemedim. Evet. Sadece kısa bir molaymış o. Tacize devam. Arkadaş, kavun anladık, karpuz anladık. Çay nedir yani? Çaya konmak nedir? Çay. Bak. Çay mı içeceksin? Bak. Gelelim şimdi kuru yemişe. Tamam. Bak. Yani amaç gelip bir şey yemek de değil. Pislik yapmak. Bak. Başka? Ha, şimdi kuru yemiş, fındık. Tek tek bakıyoruz. Kontrol. Evet. Böyle. Arı deyip de geçme yani. Koskoca doğada bak oraya doğru o kadar şey attım. O arkada çöpler var. Bilmem neler var yani. Gelip bulabileceğiniz tek şey benim bardak mı? Hop! Girme içine. Girme girme. Tamam. Çık! Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Oraya bardakta içine düşecek şimdi bir şey de çayımı berbat edecek. Hiç kar etmiyor. Hiç. Mümkün değil.